Yeni projelerden iyi günler. Bugün avukat Cihat Demirbağ ile beraberiz. Kentsel dönüşüm, imar hukuku ve vatandaşlarımızın, takipçilerimizin birçok merak ettiği konuları birlikte değerlendireceğiz. Cihat Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Müteahhitlerin vatandaşlarla konuştuklarında vatandaşlarımızın anlayamadığı birçok farklı kavramlar oluyor. Örneğin emsal değeri. Emsal değeri nasıl hesaplanır? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet. Tabii kentsel dönüşümle ilgili kat karşılığı sözleşmelerdeki temel unsurlardan birisi emsal değeri, emsal dışı kazanım gibi kavramlar. Vatandaş bu gibi konularda müteahhiti veyahut müteahhitin bilgilendirme ofislerindeki yetkili insanları dinlerken eğer o kavramı bilmiyorsa biraz kafaları oraya takılıyor ister istemez. Bu konuda haklısınız. Şimdi emsal değeri bir arsa üzerindeki sizin yapılaşma hakkınızı belirleyen bir rakamsal değerdir. Yani diyelim ki emsal değeri 2 ise sizin de 100 metrekare bir arsanız varsa 100 metrekare çarpı 2 sizin 200 metrekare bir kapalı alan yapma hakkınız olduğunu gösteren bir değerdir. Ama bu emsal değeri hesabı çok da kolay olmayan, birçok bilimsel çalışma gerektiren bir şekilde ortaya çıkartılıyor. Yani bazen hazır yeri gelmişken söyleyelim, bazı müteahhitlerin hani benim tanıdığım milletvekili var, bakanlar, ben burada istediğimi yaparım, belediye başkanı aram şöyle iyi böyle iyi gibi yaklaşımlarla emsal değerini arttırabileceği yönündeki vaatleri aslında çok da gerçekçi şeyler değil. Ha, o belediyenin gerçekten orasıyla ilgili bir planı, bir çalışması var, bunu izah etmiş, açıklamışsa eğer bu mümkün olabilir. Ama eğer öyle bir şey yoksa bunlar kolay işler değiller. Neden? Tıpkı bir inşaatın yapılışında önce oranın bir projesi, bir zemin etüdü yapılır, sonra oranın bir projesi çıkartılır, o projeyle ilgili uygulama projesi çıkartılır. Yani sıvayı yapmadan getirip elektrik prizini takamazsınız. Boyayı yapmadan, hani bir her şey, her işin mutlaka bir sırası vardır. Bu anlamda da bu işle ilgili bilim adamları da o bölgedeki nüfus yoğunluğunu, o bölgedeki trafik yoğunluğunu, muhtemel trafik yoğunluğunu, zemin etüdü ile ilgili, deprem riski ile ilgili etütlerini, işte o bölgeye su nereden gelecek, elektrik nereden gelecek, hadi bunlar geldi, bunlar diğer bölgelerle nasıl birleşecek gibi birçok konuyu birlikte değerlendirerek emsal değerini arttırır veya arttırmazlar. Çünkü emsal değerinin arttırılması demek nüfusun arttırılması anlamına gelir. Yani sabahleyin bir bölgede 1000 kişinin sifona basmasıyla 3000 kişinin sifona basması aynı şey değildir. Dolayısıyla bunu kaldıracak kanalizasyon altyapısının olması veya işte buna bu kadar suyu temin edecek su depolarının yerli yerine yerleştirilmiş olması gibi birçok da iş gerekiyor. Hadi bunları yaptınız, bu projeleri yaptınız. Peki belediyenin bu konuyla ilgili bir bütçesi var mı? Varsa bunu ne zaman değerlendirecek? Gibi henüz yani bir kişinin kararına bağlı olmayan birçok etkene sahiptir emsal değerinin belirlenmesi. Bu anlamda da böyle emsal değerini ben şu kadar arttırırım, 1,5'tan 3'e çıkartırım, 3'ten 5'e çıkartırım gibi saçma söylemlere insanlarımız kulak asmamalılar. Çünkü bunu 0,'lü puanlarını arttırmak bile inanın çok ciddi çalışmalar istiyor. Böyle kolay işler değiller yani. Ha, emsal değerine geri dönelim. Emsal değeri sayesinde bu belirlenmiş ve ilan edilmiş bir şeydir. Zaten belediyedeki imar üzerinden baktıkları zaman da genel olarak görürler. Emsal değerinin hesaplanması arsa payınızın metrekaresi çarpı emsal değeriyle hesap edilir. Bir de emsal dışı kazanım diye bir şey var. Bu da bir bina yapıldığı zaman sizin metrekarenizin dışında belediyenin size bir nevi ikram ettiği bir bedeldir. Bu da şöyle ki, sizin o apartmanda kullanacağınız yangın merdiveni, asansör boşluğu, merdiven boşluğu gibi birçok alanlar var. Bu alanlarda kullanabileceğiniz bir alan size ikram edilmektedir. Brüt metrekare bunun üzerinden hesap edilir. Net metrekare ise sizin satılabilir alanınız üzerinden hesap edilir.